Şimdi size öyle bir kadını anlatacağım ki sadece hayalinizdeki kadın profilini değil, diğer pek çok düşünceyi de gözden geçireceksiniz. İşte şurası Merkez Efendi Kabristanı. Orada ismini defalarca kez duyduğunuz ama aslında kim olduğunu tam olarak bilmediğiniz bir kadın yatıyor. Ama ne kadın? Halide Edip adı var. Tarih farklı aksaydı, Mustafa Kemal'le birlikte Sultanahmet de dar ağacına yürüyecekti. Çünkü Vahdettin'in Mustafa Kemal için çıkarttığı idam fermanında onun da adı geçiyordu. Ama tarih çok başka türlü aktı. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı saatlerde Halide Edip de sonraları idamı için düşünülecek Fatih Meydanı'nda 200 bin kişiye yapacağı konuşmayı düşünüyordu. 200 bin kişi diyoruz ama o kadarcık mı kardeşim demeyin. 1919 yılında bu her 4 İstanbullu'dan biri demekti. O gün Osmanlı tarihinde ilk kez bir kadın bir açık hava toplantısında kürsüye çıktı ve şu sözlerle bağımsızlık ateşini yaktı. Hanımlar, Müslümanlar, Türkler. Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece karanlık bir gece. Fakat insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp parlak bir sabah yaratacağız. Sıkı bir kadın hakları savunucusu olduğu için mi bilinmez ama dikkat ettiniz mi? Konuşmasını hanımlar diyerek başlamış. Evet, Halide Edip hem ilklerin hem de tezatların insanıydı. Annesi muhafazakar, babası ise padişah hazinesi katibi bir batı hayranıydı. Annesinin erken yaşta ölümüyle babasına gün doğdu. Halide'nin yaşını büyük göstererek Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne kaydettirdi. Muhafazakar annesinin erken yaşta ölümüyle batı hayranı babasına gün doğdu. Halide'nin yaşını büyük göstererek Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne kaydettirdi. Vay sen misin bunu yapan? Okulda Müslüman bir öğrenci görmek istemeyen bir okul arkadaşı tarafından ispiyonlandı. Olay Osmanlı tahtına kadar uzandı. 2. Abdülhamit'in emriyle okuldan atıldı. Evde eğitim görürken iyi derecede İngilizce öğrendi. Henüz 15 yaşında Jacob Abbott'ın bir kitabını Osmanlı diline çevirince talihi döndü. Kendisini okuldan uzaklaştırtan Abdülhamit tarafından şefkat nişanıyla ödüllendirildi. 2 yıl sonra atıldığı okula geri döndü. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nden mezunu ilk Müslüman kadın oldu. Onu ispiyonlayan arkadaşı ne morarmıştır ama. Halide Edip okulda yine rahat durmamış olacak ki matematik hocası Salih Zeki Bey ile mezun olur olmaz evlendi. Ruhunun bir yanında batı hayranı babasını, diğer yanında Doğu değerlerine bağlı annesinin izlerini taşıyordu. Bir yandan İngiliz eserlerini Türkçe'ye çevirdi. Diğer yandan sırf o zamanlar Batı'nın parçası sayılan Rusya'yı yendi diye Japon komutan Togahai Hakiro'nun ismini ikinci oğluna verdi. Hasan Hikmetullah Togo. Kendisi birazcık dominant teyzeydi. Batı kaynaklarını okurken tanıştığı feminizme ilgi duyuyordu. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde diğer Osmanlı feministleri gibi çok sevindi. Dur birazcık gazetecilik yapayım da şu feminizmi memlekete getireyim bari dedi. Başına iş aldı yani. Sadece bir yıl sonra can güvenliğinden endişe edecek kadar çok düşman edinmişti. Kimi belgelerde irtica hareketi diye adlandırılan 31 Mart vakasının patlak vermesiyle çocuklarını alıp önce Mısır'ın sonra İngiltere'nin yolunu tuttu. İstanbul'dayken kadın hakları konusunda yazdığı yazılar nedeniyle kendisini tanıyan bir başka aktif kadının İngiliz gazeteci Isabel Frey'in konuğu oldu. Çok geçmeden İstanbul'da her kesimi mutlu edecek kadar kelle alınmış ve sular durulmuştu. Halide Edip çok sevdiği vatanına ve İstanbul'a geri döndü. 1910 yılında eşi Salih Zeki Bey, Halide Edip'in annesinden hatıra olan Doğulu tarafına güvenerek kendisine ikinci bir kadınla evlenmek istediğini bildirdi. Cevabı Osmanlı'da İsmet Hakkı olarak bilinen hamleyle aldı. Yani kadının kocasını boşama hakkı. Boşanınca kendini delicesine işe verdi. Gazetecilik, öğretmenlik, kız okulları genel müfettişliği derken Lübnan ve Suriye'de okul açma görevleri. 1916'da kendisini tanıdığımız tam adına babasına Lübnan'dan gönderdiği vekaletle kavuştu. O Lübnan'dayken babasına gönderdiği vekaletle aile doktorları da olan Adnan Adıvar'la ikinci ve son evliliğini yaptı. Orçun ya biz böyle internetten çorap aldık diye seviniyoruz ya. Kadın 100 yıl öncesinde uzaktan uzağa evlenmiş ya. Halide Edip Adıvar yeni eşine nikahtan tam 2 yıl sonra Osmanlı'nın savaşı kaybedip de Lübnan'dan tüm ahalisini çekmesiyle kavuştu. Fakat döndüğü İstanbul, bıraktığı İstanbul'u aratacak haldeydi. Anadolu'nun işgal edildiği günlerde Anadolu'ya çaktırmadan silah gönderen vatanseverlerle çalıştı. Milli mücadelenin bu ilk zamanlarında pek çok vatansever gibi tam bağımsızlık inancını yitirmişti. Bir dönem Amerikan mandası fikrini savundu. 15 Mayıs 1919'da Yunanların İzmir'i işgali üzerine yapılan ilk protesto eyleminde kalemi kadar
hitabetinin de güçlü olduğunu gösterdi. Bu mitingler bir hafta içinde 3 kez daha yapıldı ve Halide Hanım her birinde yeri göğü inletti. 16 Mart 1920'deki İngiliz işgalinden 3 gün sonra eşiyle at sırtında Gevye'ye, oradan da trenle Ankara'ya, milli mücadeleye katılmaya gitti. Açın navigasyonları, açın, Üsküdar'dan Gevye kaç kilometreymiş bakın. Bu vatan kolay kurulmadı kardeşim. Halide Edip artık milli mücadelenin tam ortasındaydı. Ayağının tozuyla Anadolu'daki bu yeni gücü dünyaya duyurmak için Mustafa Kemal'in olurunu aldı. Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansı'nı kurdu. Oh işte kurdun ajansı, şöyle bir uzan dinlen değil mi? Ama yok. Tutturdu bu kez, paşam beni cephe karargahına gönder diye. O da oldu. Sakarya Savaşı'nda onbaşı rütbesiyle yer aldı. Cephe görevinde gördüğü korkunç manzaraları 4 ayrı kitapta ölümsüzleştirdi. Orduyla birlikte İzmir'e yürüdü ve bu sırada rütbesi başçavuşluğa yükseltildi. Savaş kazanılıp da Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir zamanlar silah arkadaşlığı yaptığı Mustafa Kemal'le aralarındaki fikir ayrılıkları büyüdü. Eşi Adnan Adıvar'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılıp Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurması ve tam o dönemde yaşanan kitlesel eylemler Adıvar ailesine "Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli." dedirtti. Halide Edip 14 yıl boyunca yurt dışında yaşadı. 1920'de milli mücadeleye katılmak için İstanbul'da bıraktığı oğullarını bir dizi konferans için gittiği Amerika'da tam 8 yıl sonra görebildi. Yurt dışında kaldığı süre boyunca sayısız konferansa katıldı. Sürekli Türkiye'yi, Türk kültürünü anlattı. Atatürk'ün ölüm haberini aldığında da yurt dışındaydı. Görgü tanıklarının anlattığına göre hıçkırıklara boğuldu. 1939 yılında Türkiye'ye döndükten sonra da boş durmayacak ve hayatının sonuna kadar üretecek, yazacak ve düşünecekti. Hiç kimseye el açmadı. İhale almak ve rahat rahat yaşamak için hiç kimseye yalakalık yapmadı. Sadece bildiği ve inandığı yolda yürüdü. Genç yaşında Atatürk'le yaşadığı fikir ayrılıkları sorulduğunda sadece şunu diyecekti: Atatürk haklıydı. 1964'te 80 yaşında vefat etti. Bir dönem milletvekilliği yapsa da siyasetten hiç hoşlanmadı. Veda edip akademik hayatı devam etti. Geride bıraktığı en önemli romanı Sinekli Bakkal'dı. Videonun başında sormuştuk ya, kadın denince aklınıza ne geliyor diye. İşte umarım bugünden sonra kadın kelimesi sizde yepyeni çağrışımlar yapar. Kadınlar, gözlerimizin önünde evlatlarımızın kanlarıyla sulanan yurdumuzun işgaline tutacak mıyız? Hayır! Hanımefendiler, malumum, silahımız yok. Fakat göğsümüzde imanımız ve bütün dünyayı yaratan Allah'ımız var. Toprağımızın üstünde şerefsiz yaşamaktansa toprağın altında yatmayı şeref sayarız. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve Cumhuriyeti gayesine doğru yürüyelim.